Merhabalar dostlar. Gebze'den herkese selamlar, sevgiler. Bu sefer Darıca'dan değil, Gebze'deyim. Bir çiçek dostumuz, bir izleyicimiz diyelim. Benimle iletişim kurdu. Kendisiyle görüşüyorduk. Çiçek alışverişleri yapıyorduk kendisiyle. Daha doğrusu bizzat evime kadar da gelmiştir. Hatice Hanım kendisi. Torunlarını bakarken açıyorlar ona televizyonda, büyük ekran televizyonda. Bizim videolarımızı izliyor. Çiçeklere çok meraklı. Şöyle ben de bahçesini sizlere görüntüleyeceğim. Gerçek çiçek dostları çok büyük bir zevk alacaktır izlerken. Farklı türler, özellikle kohlera çeşitleri var. Kohlera'nın morlu, pembeli, sarılı, renkli çiçekli türlerini camda dizmiş şöyle. Onlara kadraj tutacağım. Bahçesinde farklı türler var. Tabii ki şu anda yaz ortasındayız. Şöyle durutayım. Hani durutayım derken duruttum ve şöyle kadraj tutarak başlayayım dedim. Şöyle genel olarak bir evine, bahçesine, çevresine şöyle bir bakalım neler var. Evet, bayağı ileri düzeyde bir çiçek dostu. Şöyle isterseniz sırayla bakarak, bakın şakayık mesela, klematis, özel türlerdir bunlar. Yeri geldikçe bahsedeceğim, bakacağız, anlayacaksınız. Benden özellikle mor yıldız istedi. Beraber gittik, seradan aldık, hazır tutmuş olarak. Şöyle güzel bir köşeden bakalım ne görüyorsunuz? Begonya. Begonya ama gerçekten muhteşem bir görünümü var. Olduğu yeri çok sevmiş. Biraz Hatice Hanım'ın bahçesi gölge. Şöyle bakın, bir üzüm çardağı var. Üzümler de oluşmuş. Şöyle bakın. Gayet gölge, serin. Yazın çok sıcak bir zamandayız ama burası gayet serin. Oturma köşesi var az geride işte. Şimdi arkamı döndüm oraya. Masası filan. Şöyle boyası da hoş olmuş. Çiçekleri, bitkileri ortaya çıkartır tarzda olmuş. Hatice Hanım, dedim ya, torunlarını bakarken böyle bizim videolarımızı izliyor. Bakın bir ortanca, birçok çiçek saksı da. Bazıları yerlerde, şöyle korunacak olanları saksılara da alıyor. Şöyle bir görmüş olun ortanca ile, hemen ortanca begonyanın altında. Evet, burada biraz karşısına çardak duruyor. Şöyle yukarılardan incir de var ötede. Güneşi alıyorlar. Çok demek elverişli bir durumda alıyor. Şöyle biraz daha yakın tutalım. Evet, Hatice Hanım bu videoyu da izleyecek. Buradan selamlar, sevgiler diyorum kendisine. Şöyle çok teşekkürlerimizi de iletelim. Sizlerin adınıza da şöyle çiçeklerini bizlerle böyle paylaştığı için. Hemen yanında bir ceylan, sardunya. Şöyle uzanabildim. Yakın plan göstereyim. Onun yanında yine bir ceylan var ve onun yanında, evet, gerçek çiçek dostları bilir. Bunu tanımayacaktır. Mor çiçekli, farklı. Bunu can çiçekçilikten almış. Orada var yine. Ben de almıştım. Ama çok güzel büyütmüş. Daha önceki zamanlarda almış herhalde. Gayet güzel büyümüş. Biraz böyle minik çiçekleri biraz kohleraya benziyor diyordu Necla Hanım, can çiçekçinin sahibi. Şimdi bu çiçekleri şöyle buradan yansıyor ya. İçeriden mi çeksek? Şöyle biraz bakalım arkadaşlar, sonra içeriden çekebilir miyim? Sonra bakarız. Ah. Evet, kohleralara şöyle bakalım. Evet. Bakın. Evet, camları dikizliyoruz. Evet, camlarda çiçekleri dikizliyoruz. Bakın, pembe, kohlera ve mor. Ben bunları içeriden çekmeliyim. Böyle olmaz. Olmaz Hatice Hanım. İçeriden çekmeliyim. Böyle olmaz. Evet, biz dışarıyı bakalım, sonra içeriye geçeriz arkadaşlar. Bakın mandallar da çok güzel, renk renk. Begonvil çok güzel, pembe başlamış açmaya. Şöyle bakalım. Ve arkadaşlar, hani benim özel türlerim var. Hani özellikle çok sevdiğim türler nedir bunlar? Yüksük otları. Bakın oldukça
fazlaca yetiştiriyor burada. Çiçekleri çok alımlı, çok hoş. Bakın bunlar onlar. Açmayan yüksük otu fideleri sonraki seneye açar. Bunu geçen gelmiştim, gördüm çiçeklerini. Şimdi dökülmüş, tohuma durmaya başlamış. Bakın böyle salkım halinde yukarıya doğru. Oldukça biraz lahana vari duruyor ama bunlar açmadıysa seneye açacaklar. Harika bir görünüm sunacaklar. Az ileride çilek görüyoruz. Bir salatalık ama bitkileri sizlere göstereceğim şimdi ben. Şöyle dönelim. Lilyumlar, zambaklar, kokulu misk zambakları vesaire. Bakın şu anda çiçekleri tabii ki geçti ve datura. Datura dedik ama yanıldık. Brugmansia arkadaşlar. Meleklerin borusu. Biraz karıştırıyorum. Yani karıştırdım. Cam güzelleri var. Şöyle katlı. Çok güzel. Katlı Japon gülü ama şu anda geçmiş var. Onu da göstereceğim. Ondan bana bir dal verdi. Cam güzeli çok güzel. Sardunya ve çan çiçeği arkadaşlar. Bakın çan çiçeği hala çiçeklerini açmaya devam ediyor. Şöyle bakın mor mor. Bu sene size bahçemden görüntüleyemedim ama inşallah seneye birkaç fidem var. Görüntüleyeceğim olacak. Ve burada neleri görüyorsunuz? Evet, gerçek çiçek dostları bilir bunu. Şakayık. O da tabii yaz başında açıyor, gelip geçiyor. Evet, geriye çekildim. Buradan da sizlere göstereyim. Morlu telgraf, yine Brugmansia ve çok hoş bir sardunya. Ama bunları oradan çekmek gerekiyor. Kına çiçekleri daha henüz açmadı. Sukulentler, bakın şöyle, ay adını şimdi unuttum. Şöyle mor oksalis ve sevdiğim renk, içi bordolu oksalis ve orada dikenler tacı. Bir de kağıt çiçeği Archimenes görüyorsunuz. Orkideleri de o köşede cam kenarlarına konumlamış. Evet, hemen önümde Japon gülü şöyle tomurcuk yapıyor. Çok güzel, katlı. Bundan bana dal verdi. Açtı geçti. Şöyle bakın, bunun fotoğrafını atmıştı bana. Katlı. Bir taraftan açmaya devam ediyor zaten. Aynı saksıda şöyle bakın. Bir de sarı. Rengi dedi değişiyor. Kışın diyor portakal rengi oluyor. Yazın limon rengi. Böyle bir türmüş bu da. Böyle, evet, şöyle dönelim. Şu cam güzelini gösterdim mi size, rengini? Şöyle bakın, güzellikler. Evet, burada bakın kenarlarda, çünkü yarı gölge, serin olması gerekiyor. Çok sıcakta bunalıyorlar. Aynı şekilde yüksük otları da o şekilde biraz yarı gölge seviyor. Çan çiçekleri de öyle. Ve Hatice Hanım gerçekten tam yerinde bitkileri konumlamış. Bir begonvil var burada. Evet, şöyle inşallah açar. Daha küçük herhalde. Güller görüyorum. Evet, gül hatmi böyle ve şöyle begonvil açıyor. Bunu uyardı tekrar Hatice Hanım. Şöyle de bir bakın. Hatice Hanım izleyeceksiniz. Çok hoş görünüyor buradan. Harika. Evet, bu ortancayı da göstereyim. Uçuk pembe, toz pembe. Burada da var bir tane. Ortancalar böyle yerlerini almış. Meksika petunyası yine saksıda arkadaşlar. Şöyle görmüş olalım. Şimdi bahçeye doğru döndüm. Kaktüs. İşte farklı türler, geçelim. Evet, Hatice Hanım benimle neden iletişim kurdu? Mor yıldız. Ona geçeceğiz. Geçmeden bakın, klematis. Klematis en özel çiçeklerden biri, mavi, koyu mavi olduğunu söyledi. İnşallah nasip olur seneye. Yaz başında gelirsek şunlar da şebboy, işte haseki küpeleri vesaire, bunlar yaz başında açıyorlar. Böyle görüntülemiş oluruz. Şurada bir küpeli var. Küpeli de olmazsa olmazı tabii çiçek severlerin. Şöyle şu köşede de var konumlamış. Böyle işte serince yerlere konumlamış onları. Bakın şöyle kiraz gibi. Çok şeker, çok. Şöyle görmüş olalım. Evet, buradaki de beyaz, şöyle pembemsi, uçuk pembe bir küpeli. Ve şurada da var arkadaşlar, bakın. Bu da üstü koyu pembe. Böyle farklı türlerde böyle koymuş. Hemen önünde bakın yine saksıda çiçek açmaya başlamış. Parfüm melisa arkadaşlar. Şöyle bakın. Parfüm melisa. Şöyle bakalım burada. Duranta. Evet.
Duranta ağaç menekşesi şu anda çiçeği açmamış ama açacak inşallah. Bir yuka kenarda konumlamış. Kavun içi Japon gili hangisi? Bu mu? Bu duranta ya. Ağaç menekşesi. Allah Allah. Senin yaprakların küçük olduğunda pide olduğu için öyle. O kocaman açıyor böyle. Ay evet arkadaşlar, çok merak ediyorum. Kavun içi Japon gülü diyorsun. Evet. Japon gülünün yaprakları daha kalın olur. Bu fide olduğu için kesin. Fide ben olduğu için. Kestim, o yüzden öyle. Ah ben size inanın, datura, ben datura olduğuna çok şey yapıyorum, kanaat getiriyorum ama bir bakarız. Belki yanılma olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buna ben illa duranta dedim. Çok benzettim yaprağını ama kestim onu dedi. Bakın genelde Japon gülü hassastır ya, ana şeyi kesmiş. Çıkan filiz bu. Japon gülü diyor. Böyle turuncu renkli açıyor. Neyse nasip inşallah. Yavru ağzı. Yavru ağzı. Tamam. Orada bakın saksılarda yine şebboylar var. Tohumlardan büyütülüyor. Sonra bahara onlar açar. Bakın kaya çiçeği de var. Başka neyi var? Şöyle gül var orada. Şurada hünnap yetiştiriyor. Bakın hünnap. Orada bir gala var. Soğanlı türler. Bakın dikkat ederseniz farklı türler var. Yani farklı soğanlı özel türler var. Evet, salatalığın çiçeğini gördünüz. Ve burada bir kolyoz yaprak düzeli. Oldukça güzel bir yer tutmuş. Ama onun arkasında kocaman ağaç şakayık görüyorsunuz. Evet, kocaman kocaman. Yarı gölge biraz. Bakın bir zeytin ağacı var burada. Çok güzel. Zeytin ağacı. Benim arka tarafıma da incir. Karşıya da incir kalıyor. Şöyle bir de hurma ağacı var köşede. Ve onun şöyle yarı gölge gibi. Ve bir ortam bulmuş. Ağaç şakayıkı kendine ait bir ortam ister. Ve yarı gölgede daha iyi olur. Direkt güneşte iyi olmuyor. Açmış geçmiş. Ne renkti bu? Pembe mi? Hatice Hanım. Pembe. Pembeymiş. Benim katlı mı? Evet. Benimkinden o zaman. Bakın buralarda artırmış. Hatice Hanım, bundan çok isteyenler oluyor. Sen böyle artırır mısın? Satarsın isteyenlere. Sen de beğendiğin başka çiçekleri alabilirsin. Bakın arkadaşlar. Yol açıyorum. Yani böyle hani çok istiyorsunuz ya, isteyenler oluyor. Ama kargo falan olayı hiç. Şu köşe çok hoş değil mi arkadaşlar? Çok hoş görünüyor. Şöyle alalım. Evet, içeriden göstereyim dedim şeyleri. Ama içeriden gözükmez dedi. Çünkü çiçekleri dışarıya doğru bakıyor. Bu Japon küpelilerinin. Ama böyle de çekerken yansıyor. Hatice Hanım izlerken bakacaksın. Yansıyor. Tam net çıkmıyor. Şöyle şu pembeleri biraz aldım. Şu moru isterdim. Dur. Evet. Şöyle biraz arkadaşlar, şöyle biraz. Şu sarısı çok hoş. Evet, acelesi de, yani işi de var. Biraz işinden de alıkoymuş oluyorum Hatice Hanım'la ama şöyle bana tolerans gösterdi biraz. Çok güzel, bu köşeyi biraz daha almış olayım. Bakın özel bir tür mimoza saksıda. Bu da, bu neydi Hatice Hanım? Ayva mı? Yok. Yok. Bu da çiçek. O şey çiçek değil. Ne bu? Kaymak ağacı. Kaymak ağacı. İşte bakın özel özel tür. Onu da edinmiş Hatice Hanım. Burada bu ağaç, o dut ağacı vardı. Dut. Onu kestik, yeniden çıkmış. Yeniden çıkmış böyle, bakın. Buradan şöyle çardağın altındayız. Çok güzel. Şöyle oturma alanı. Orada da var birkaç tür. Onları da göstereyim ben size. Evet Hatice Hanım şeftali kesmiş ikram için. Onu da göstermiş oldum. Burada bakın avokado yetiştiriyor galiba. Şimdi soracağım. Öyle benzettim. Sardunyalar çiçeksiz. Cam güzelleri var. Bakın kurdele çiçeği ne kadar güzel olmuş. Bir bakar mısınız? Çok güzel çıtı pıtı. Üzerlerinden böyle dal vermiş. Ve şu farklı bir tür, bana fotoğrafını gösterse bulacaktım. Ne olduğunu bulamadık. Farklı bir tür. Bilen varsa söyleyebilir. Oradan yazabilir. Hı. Çiçeği açınca muhakkak buluruz da. Ama şimdi bu haliyle arkadaşlar şöyle çiçek, bakın. Çiçek açmadı işte. Yani biraz şey, yaprak yer elmasına benziyor ama yok, daha hassas. Sanki şeylerden, sininkiya türlerinden, aynen, kına çiçeği. Şey.
buz çiçeği. Şu farklı ya. Bu farklı Hatice Hanım. Bu ne? O ondan çıkmış bir şeydi ama bilmiyorum. Ona da bir zambak bir şey midir? Çıkmış bir şeylerdi ya. Çıkmış. O da farklı. Almışsın sonra atmışsın unutmuşsun. Bakın Efe püskülü çok. Bende de var ama bu farklı geldi bana. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Biraz farklı geldi. Efe püskülünün iki türü var. Bu da klibya herhalde. Evet. Klibya. Turuncu açıyor değil mi Hatice Hanım? Evet, bu. Evet. Klibya. Bakın özel türlerin kadını. Evet. Buradan kendisini tebrik ediyoruz. Neyse içeriye girdik arkadaşlar. Böyle içeriden göstereceğim. Bakın o muhteşem begonyayı. Bir de bu taraftan bakalım. Harika. Şöyle bakalım. Evet. Kohlera, komşu çatlatan, sardunyalar, tatlı renkli. Şöyle yakın plan. Allah, torun. Olsun. Ben şöyle yakın gör. Vardı da gelin. Olsun. Ama işte diyorum ya bak o yandan kalan kadar görünmüyor değil mi? Ben sana dedim bak. Gözükmüyor ama şimdi oradan güneş yansıdığı için anladım. Şey yapamıyorum. Böyle en azından şöyle yakın plan bir görsün. Sen de güzel görürsün izlerken Hatice Hanım. Evet. Evet. Keşke şurayı da görseler bundan diyeceksin. Bundan sevindim değil mi? Bu çok güzel çok. Ben sana diyorum onlara bundan bir ayrı bundan mı verdin izin bana? Ha bundan? Bana yap verdin ya. Sana hep izinden verdim renkleri. Öyle mi? Ah, ah, bana hı-hı vermiş küçük bardaklarda yetiştirip vermiş arkadaşlar. Çok mutluyum. İnşallah yetiştiririm de şu ben de geç, bol bol size çekerim. Evet, evet. Şöyle perdeyi kaldırıyoruz. Şey çingene şalvarı. Evet o da orada. İresine herpesi. Bakın farklı farklı türler. Evet komşu çatlatan diyelim Türkçesi. Kohleralar. Çok hoş, bak, çok estetik görünen. Ben böyle bunları da böyle yetiştirme kendim yapmaya tamam, çalışıyorum. Tamam bakarız. Evet mor burada. Bunu oradan hiç göremedik ama. Öyle ay mi, Hatice Hanım iyi ki girdik evet içeriye. Şu güzelliği görsün dostlarımız görsün. Oh muhteşem muhteşem. Arkadaşlar görün görün. Harika güzellik. Hemen onun yanında farklı bir şey gördüm Hatice Hanım. Yapma mı bu? Hangisi? Aman Allah'ım. Hayır. Değil, bu ne canlı bu? Onu sen açıkkan görseydin bir çok daha güzeldi. Diyorum ya farklı çiçeklerin kadını. Ben sen, rastgele gel çiçek sevmiyorum işte sana. Rastgele sıradan sevmiyorum diyor. Değişik. Farklı. Çok değişik farklı olsun. Sukulent galiba açmış değil mi? Tamam sukulent. Evet, evet. Tamam tamam. Sanki evet ama ben. Ama papatya gibi o çok güzeldi söndü. O çıktı. Öyle mi? Sukulent. Sönmüş hali mi? O evet zaman gördüm ben bunu. İnternette bunu gördüm ben. Papatya evet gibi açıyor evet. Ya şimdi hatırlayamadım. Ben de almıştım aslında ona benzer bir şey. Bakın gloksinya. Bunu böyle aldın mı yoksa yetiştirdin mi? Aldım. Kendim yetiştirmeye çalışıyorum orada. Burada da bakar bunu, mısınız bunu ne kadar onu güzel. Çekeceğim şimdi. Evet, gloksinya bardak menekşesi arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bir de moru var. Şöyle dönelim. Hatice Hanım yardımcı oluyor. Ah muhteşem, muhteşem. Hani derler ya az solistler en son çıkar. Bizim videomuzda da böyle en az çiçekler en sonda kendilerini göstermiş oluyorlar. Sakarya'dan çiçek dostum Sadife Hanım. Onun videosunda da öyle olmuştu. Bahçeden çiçeklerini çektim. Bir sürü sukulentler, kaktüsler çok güzel. Çok bol çeşidi var onun da. Sonrasında içeriden düşünmüyordum. Sonrasında balkonda gördüm çiçekleri. İçeri girdim ki ne göreyim o kohleralar. O küpeliler muhteşem. Küpeliler senin dışarıda serin evet bölgelere koymuşsun. Evde yanıyorlar onun için dışarı. Evet arkadaşlar bakın mor mor. Bundan verdin mi bana? Bilmiyorum bundan. Vermediysen ben bundan da verebilirim sana. Yok olsun özellikle olsun nasip olur, yok olur olsun. Tabii. Ben asla şey yani yaparsak bazı türler çok kolay yapmıyor. Bu değil yapmıyor mi işte. Yapmıyor değil yapmıyor mi? Benim yok öyle bak, gitti. Bak, hiç yok bak. Benim bir tane fuşya vardı öyle. Hı. Zamanla da gitti yapmadı ama o sarı kırmızı olan kahverengi yapraklı şu mu oluyor? Yok bu değil çiçeği farklı. Hı hı. He şu değil mi? Hı hı. Bu oluyor. Bu çok fazla yapıyor. Bakın dibinde de. İki tane. He, kolay çıkardım yapıyor. Hı-hı. Böyle cömertçe. Hı-hı. Ay bu da çok hoş. Yok hadi canım ya bu farklı. Benimkisi sarı kırmızı resmen. Seninkisi biraz daha açık. Uçuk ya uçuk renkleri. Belki de. He-he. Kendi içinde farklı he türleri ha, var evet, herhalde. Öyle. Böyle bakın arkadaşlar. Bakın kohlera sevenler. Şöyle bakın. Orada da mor.
Şöyle bakın, ben burada kaldım, böyle videoyu böylece uzatmış oldum. Ama olsun, şu anda mutlu olduğunuzu, içinizin kıpır kıpır olduğunu ben hissediyorum. Çünkü ben de böyle görmek istiyorum, seyretmek istiyorum. Sizlerin de seyretmek istediğini düşünüyorum. Orada mili var, dikenler tacı, çok güzel ama şu anda çiçekleri pek yok. Dibinde yine bir episkiye benzer bir şey var. Gel. Bakın yine mili, Mali, şöyle episkiye. Gel. Geleceğim. Bakın, geleceğim, dur, mutfak da varmış. Ya canlarım, mutfak biraz yaptı çok şey ama. Canım benim ya, Hatice Hanım, yani belli bir yaştayız, genç değiliz. O kadar sağımıza solumuza bakmayın, değil mi arkadaşlar? Çiçeklerle böyle mutlu oluyoruz. Bakın orkide çok güzel, ona takıldım kaldım. Şöyle onu da almış olalım. Hemen orada başka bir renk de var. Ay maşallah. Çok güzel renklerde kalan şu. Şöyle bir, yine burada da bir orkide. Şöyle ne uzanıyor? Telgraf çiçeği ve yapraklarda bakın köklendiriyor. Bir taraftan yapmaya çalışıyorum diyor. Bakın. Bakın. Evet. Şöyle alalım. Çok güzel. Bakın bir kuş gördüm sanki. Adın ne senin bakayım? Fıstık mı? He, benim şeye benziyor. Yeti. Bunu da arkadaşım bana hediye etti. Çekti. Verdi yani. Çekti bu diyor. Neydi? Beyaz mı? Yok sarı. Bu Almanya'dan getirmiş havası. Öyle mi? Bakın Almanya'dan gelmiş. Farklı. Ben şimdi çıkartamadım. Benzer türler de var. Bilemiyorum arkadaşlar. Evet, özel bir tür belli. Çok güzel. Sarı çiçekli öyle mi? Evet. Çok güzel. Ay ben şuraya bakayım. Kocaman bu Tayland cinsi herhalde değil mi? Evet, mili. Evet. Çok güzel. Çok olmuş açalı herhalde yavaş yavaş evet, evet. Değil mi? Ay çok güzel arkadaşlar bakın. Arkada maculata dediğimiz o tür galiba. Maculata değil mi bu? Puantiyeli güzel. Onun ah, ah. Maculata. Medinella. Ah bakar mısınız arkadaşlar? Özel tür işte. Bu da benim yukarıda gecenin kraliçesi. Gecenin kraliçesi benim yukarıda çok uzadı benim de böyle dal attı attı size onu göstereceğim arkadaşlar bir gün. Bakayım onu yukarıda benim çatıda. Şöyle bakın yine özel türler. Bunlar Hatice Hanım bunlar hangisi? Bu senin verdiğin curcuma mı diyordun? Bunlar da orkide yetiştirmeye orkide ay canım ya. Evet. Curcumadan bir kök ayırdım inşallah olur. Yine burada şeyler arşimenes ve yine kohleralar pileya karpuz buna mı diyorsunuz? He, olabilir karpuz gibi duruyor. Evet pileya. Bakın burada da bir mili var çok güzel. O da solmuş ama solmaya durmuş. Çok güzel aslında yerini falan sevmiş. Güzel. Şöyle bakın her yerde çiçeklere mekan ayırıyoruz biz. Evet şöyle bahçeye doğru tekrar döndük arkadaşlar. Burada o çiçekten mi dışarıdaki? Birazı içeride biraz dışarıda. Ben de öyle deniyorum. Bakın nasıl olacak, değil ay mi? Çok de. Güzel inşallah olur. Evet bunu dışarıdan göstermiştim. Oxalis uyuyan yonca. Şöyle mor çiçeği var ama şunu çok seviyorum. Ben de bunu çok geliştiremedim ya. Aynen, pembe bunun aynen. Çiçeği yavru ağzı çok hoş. Çok seviyorum. Bir milli de böyle burada var. Evet bir hazine saklıymış Hatice Hanım'ın evinde. Evet böyle izlemiş olalım. Evet bunu dışarıdan gösterdim özel size. Arşimenes özel tür. Kambriya orkide. Oy rengi çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar 10 dakikalık bir video olur diyordum ama bakın 20 dakikayı da geçmişiz. Çünkü değişti. Şu da çok güzeldi. Bu da şey... Yine orkidelerden o ay dendirbiyum galiba şu. Değil mi? Dendirbiyum evet, orkide. Evet. Arkada da var. Bunlar şu anda böyle kaktüsler. Şöyle bakmış olun arkadaşlar. Menekşeler, yine böyle yeni yetişenler, yavrular. Şöyle bakın yavru. Yaprak kenarından küçük içinden çıkıyor küçük şeyler çok güzel. Suları böyle koyuyorsun, dinlendiriyorsun evet, değil mi? Evet, onları şeyleri koyup dinlendirip aslında en güzeli öyle. Ben bazen yapıyorum, bazen yapmıyorum. Orkideler orada. Öyle olunca dinlenmiş suyla tabii ki böyle ev çiçekleri çok daha iyi olur. Dinlenince kireç falan şey yapıyor. Bertaraf oluyor. Şöyle açmışken böyle göstereyim. Bakın kenardan. Menekşe değil mi bunlar? Çok güzel. Şöyle şu yeni büyüme halleri çok hoş. Evet ben yine
Böyle bu manzaraya geldim arkadaşlar. Evet, çok güzel bir çiçek gezisi, çok güzel bir terapi oldu benim için ve sizler için olduğunu da düşünüyorum. Evet Hatice Hanım, buradan tekrar sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum size. Evet, sayenizde harika bir çiçek gezisi yapmış olduk. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel yorumlarınız için, güzel duygu ve düşünceleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Sonraki videolarda başka güzelliklerle inşallah tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın. Allah'a emanet olun.